Bolu Lokantacılar Odası Başkanı olarak sadece yerelde sesimizi duyurabiliyorduk, yerelde konuşabiliyorduk ama Ankara'ya bir türlü sesimiz iletilmiyor. Yani Türkiye genelinde de bu böyledir. Federasyon nedir? Biz de Türkiye'deki 13 federasyondan biri. Yani Türkiye Lokantacılar, Pastacılar, Tatlıcılar Federasyonu diye federasyonumuz var. Bu federasyona 19 Haziran'da seçimimiz yapıldı. 104 odamız katıldı Türkiye genelinden. 104 odamız vardı. 769 da delegemiz vardı. Yani yönetim kurulu üyeleri. Onların teveccühüyle gerçekten böyle bir şölen havasında bir seçim yaptık. Bir de bizim lokantacı esnafın özelliği tahmin ediyorum. Öyle kavga, gürültü, dövüş hiç olmadan şölen havasında bir seçim yapıp kazandık. Teveccüh ettiler, bizi seçtiler. Ve göreve tekrar başladık. Yapacağımız federasyon olarak burada sorunları anlattık. Anlatıyoruz da. Ama bu da bir de Ankara'da duyurmak gerekiyor. Ankara'da çalışmak gerekiyor. Bunun da anlamı şu. Ateşten gömleği giydik. Yani bu sorunları üzerimize aldık. Vebalimiz çoğaldı. Çünkü esnafımızın çektiği sıkıntılar bizim vebalimiz. Boynumuzun borcu. Onları düzeltmek için Ankara'da da çalışmalarımızı inşallah yapacağız. Bakanlarımıza, vekillerimize, kurum ve kuruluşlara derdimizi anlatacağız. Federasyonda en son yaptığımız çalışma şekerle ilgiliydi. Şeker fiyatları biliyorsunuz çok arttı ve çuvalı şu anda bizim toptancılarımızda 1160 liraya kadar dayandı. O şekilde satılıyor. Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü ile görüştük. 550 liraya şeker almayı alacağımıza söz verdiler. KDV dahil. Gidip şu anda Türkiye Şeker Fabrikalarından üyelerimiz 550 lira fiyatla 50 kiloluk çuvalları alabilme imkanına sahip. Yeter mi? Yetmez. Önümüzde en büyük şu anda lokantalarla ilgili bir sorunumuz var. Onu çözmeye çalışacağız. En kısa zamanda da inşallah çözeceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız devam ediyor. KDV sorunu. Şimdi eskiden dengemiz vardı. Temel gıdada KDV'ler %8'di. Bizim de %8'di. Birbirini dengeliyordu. Şu anda temel gıda ürünlerinde KDV'ler %1'e düşürüldü. Biz de bekledik ama %8'de kaldı. Arada bir 7 fark var. Bu 7 farkı esnafın fiyatlarına yansıtamadığı için bu %7'lik fark da cebinden çıkmaya başladı. Tekrar içeriye girmeye başladı esnafım. Zaten içeride. Daha bir böyle umutsuzluğa düştü. En kısa zamanda inşallah onu da çözeceğiz. Yani bizim de Ankara'daki çalışmamız o olacak. Burada sesimizi duyuramadığımız konulara gidip bir fiil orada bize verilen yetkiyle inşallah duyuracağız ve çözeceğiz.